Koronavirüs pandemisiyle mücadelede hem Türkiye'de nerede durduğumuzu, dünyada neler olduğunu ve önümüzdeki dönem neler bekleyebileceğimizi konuşmak üzere bir değerli bilim insanına bağlanıyoruz. Şimdi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul internet bağlantısıyla karşımızda. Sayın Hocam iyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz önce Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından başlayalım. Vakalardaki artış hızı kontrol altına alındı. Bu son günlerde açıklanan, peş peşe açıklanan verilerle ve sahadan alınan haberlerle ne kadar örtüşüyor? Gerçekten de kontrol altına alındığına siz inanıyor musunuz? Aslına bakarsanız çok da inandırıcı gelmiyor. Hani bakanı yalanlamak istemiyorum burada ama vakalardaki artış hızının kontrol alınması ancak sayıların, ki o da sadece pozitif tespit edilen sayıların durumuyla, belki bakanlık bunu değerlendiriyor, Sayın Bakan da bu şekilde değerlendiriyor ama benim değerlendirmem biraz daha farklı. Örneğin şu anda aktif hasta sayısı olarak 30 bini aştık dün itibariyle. Bu sayı Ağustos'un başında yaklaşık 10 binler civarındaydı. Yani 2 aylık süreç içerisinde aslında 20 bin yeni olgu, aktif olgumuz eklenmiş oldu. Hani bu da bana sayıların azalmaya başlaması değil, hala artıyor olduğunu gösteriyor, aktif hasta sayısının artmış olması. O nedenle biraz o konuda bakan sanırım günlük azalış artışlardaki bir takım verilerin olumlu yanlarını görmek istiyor. Belki de bizler bilim insanları olarak da biraz karamsar bakıyoruz olaya ve o nedenle de hani işin biraz olumsuz yanını görüyoruz ama hani aktif hasta sayısı olarak baktığımızda ne yazık ki aktif hasta sayımız her gün artıyor. Şimdi hocam bu Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı o malum tablo var, turkuaz tablo. Dün o tabloyu aktarırken izleyicilerimize şöyle bir şey dikkatimi çekti. Aslında uzun süredir dikkatimi çekiyordu. Onu izleyicilerin de dikkatine getirmiştim. Belli bir döneme kadar orada biz günlük vaka sayısı ya da toplam vaka sayısı diye iki sayı görüyorduk. Şimdi bir dönemdir ya da birkaç aydır o günlük hasta sayısı ve toplam hasta sayısına dönüştü. Bu farklılığın nedeni ne? Vaka sayısı ile hasta sayısı kavramları birbirinden farklı kavramlar olsa gerek. Bu değişikliği siz nasıl izah ediyorsunuz? Ben onu aslında iyi tespit etmişsiniz ama olgu sayısı, yani vaka sayısıyla hasta sayısı arasında bir farklılık göremediğimden dolayı hiç aslında dikkate de almamıştım. Yani çünkü bakanlığın o yayınlamış olduğu tablodaki hasta sayısı yapılan testlerde PCR'da virüs saptanan, yani PCR pozitifliği saptanan kişi sayısı. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında bir miktar yanılıyoruz. Keşke bakanlık aslında şöyle bir açıklama yapabilse. PCR sayısı şu kadardır, PCR hani test sayımız bu kadardır ki dün itibariyle 113 bindi. Bunda tespit ettiğimiz pozitiflik sayısı işte dün itibariyle 1721'di. Ama onun dışında fizik muayene bulgularıyla ve tomografi bulgularıyla, akciğer tomografisi bulgularıyla tespit edilen hasta sayısı da şu kadardır. Örneğin biz bu rakamı bilmiyoruz, bu sayıyı bilmiyoruz. Hasta sayısı denilen şey aslında testle doğrulanan ve ayrıca testle doğrulanmasa bile başka yöntemlerle o hastalığın olduğunu düşündüğünüz olguların toplamıdır hasta sayısı. Fakat baktığımız zaman bakanlık bugüne kadar, ki bugünkü bakan da bugünkü açıklamasında da ısrarla şunu söyledi. Pozitif hasta sayımız dedi. Yani bu şu anlama geliyor. Yapılan testlerin içerisinde PCR pozitifliği tespit ettiğimiz hasta sayısı. O anlamda da bana biraz hani ikisi arasında belirgin bir farklılık olduğundan dolayı açıklanan hasta sayılarının veya
pozitif sayıların doğru olduğunu düşünüyorum ama bunun hasta sayısıyla örtüşmediğini düşünüyorum. Evet, şimdi sizin gibi pek, evet, şu anda hocam bugünkü sayılar, bugünkü veri tablosu geldi önümüze. Son 24 saat içinde ölen insanların sayısı, koronavirüsten ölen vatandaşlarımızın sayısı 73'e yükselmiş. Tabloda işte toplam can kaybının da 7.858'e yükseldiğini görüyoruz. Geçen 24 saat içinde de 1.665 yeni hasta saptandığını görüyoruz. Bugünkü şu veriler size neyi anlatıyor? Yani dikkat ederseniz buradaki sayılarda ne yazık ki yaşamını yitiren hasta sayımız her geçen gün artıyor. Yani bu sayı bir ara 20'lere kadar düşmüştü. Çok seviniyorduk aslında, o bile fazlaydı bizim için ama sonra böyle adım 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 arttı ve şu anda şey sayısı da ne yazık ki her geçen gün yükseliyor. Ağır hasta sayımız da yükseliyor. Ben buradaki rakamlara da baktığımda dünden daha yüksek bir ağır hasta sayısını görüyorum. Bu şu anlama da geliyor. Ağır hasta sayımız arttıkça, ki bu eskiden yoğun bakıma yatan hasta da diyebiliyorduk veya solunum cihazına bağlanan hasta da diyebiliyorduk. Ne yazık ki bir gün sonraki yaşamını yitiren hasta sayısının da yükseleceği anlamına geliyor. Bu anlamda da hani durumu çok da iç açıcı görmüyorum. Özellikle de önümüzdeki sonbaharın ilerleyen aylarında Ekim-Kasım'la beraber, ki bakan bugün de ona vurgu yaptı. Lütfen hani maskelerimizi takmak veya bu tür koruyucu önlemleri almak bizi influenza'ya karşı, yani mevsimsel gribe karşı da koruyacaktır. Lütfen alalım bu önlemleri dedi. Şimdi o hakikaten de öyle gerçekten. Bu konuda bakana katılıyorum. Bu sayıların artacağını düşünüyorum. Çünkü biz artık Kuzey Yarımküre olarak kış mevsimine doğru geçmeye başladık. Ve dikkat ederseniz salgının yönü de güneyden tekrar kuzeye doğru dönmeye başladı. Gerek Fransa, gerek İngiltere, gerek İspanya Mart-Nisan ayındakinden çok daha fazla olgu sayıları açıklamaya başladı. Yani bu da salgının yönünün güneyden tekrar kuzeye döneceğinin işareti. Ben hayretler içerisindeyim. Şundan dolayı salgın bu şekilde yoğun bir biçimde kuzeye doğru yönelmişken Avrupa ülkelerinin belki de ekonomik gerekçelerle hala Nisan aylarındaki, Mart aylarındaki o keskin, sert önlemleri almamaları gerçekten düşündürücü. Çünkü böyle devam ederse onlardaki aktif hasta sayıları artmaya devam edecek ve bir süre sonra belki de Mart-Nisan ayındaki o sürece tekrar girecekler. Hani ben buna politik körlük diyebilirim ya da başka şeylerle de açıklanabilir ama şu anda sadece bizim açımızdan değil, Kuzey Yarımküre ve Avrupa ülkeleri açısından da tehlikeli bir dönemece girmiş durumdayız. Evet, tehlikeden söz ederken mesela Belçika'nın bir tür sürü bağışıklığına geçme kararı aldığını, yani mesela maske kullanımını gündemden çıkardığını filan öğreniyoruz ki hani bilemiyorum tabii kendi sayılarını, verilerini ya da durumu nasıl kontrol edecekler ama bu da endişe verici gözüküyor. Hocam demin çok isabetli bir hatırlatma yaptınız. Bu önümüzdeki haftalardan itibaren mevsimsel gribal vakaların artma eğilimine girebileceğini, yani hani doğal olarak yıllık rutin döngü anlamında diyelim. Siz bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak vatandaşlara bu bağlamda ne tavsiye edersiniz? Çünkü artık gribin ya da işte o tıbbi tabirle influenza vakalarının da sayılarında bir doğal mevsimsel artış görüleceğini hesap edersek. Şimdi ülkemizde ve Kuzey Yarımküre'de influenza aslına bakarsanız iki dönem bir sıçrama yapar. Bunun ilkini Kasım aylarında yaşarız, sonra da Şubat ayında yaşarız. Tabii o aradaki diğer aylarda da elbette olguları görürüz. Şimdi buraya doğru giderken
Aşı bizim için önemli bir durum. Grip aşısını özellikle risk grubundaki herkesin, yani ileri yaştakilerin, altta yatan hastalığı bulunanların mutlaka olması gerektiğini söyleyebilirim. Bakalım bu sene, çünkü geçen sene grip aşıları konusunda bir miktar sıkıntı yaşamıştık. Bu sene umarım yaşamayız o sıkıntıyı. Onun dışında toplu kalabalık alanlarda çalışanlar, toplu mesai ortamlarında bulunanların da grip aşısını olmasını, riskli ortamlarda çalışanların da grip aşısını olmasını öneririm. Örneğin sağlık çalışanları gibi, örneğin bir fabrikada çalışan, toplu bir biçimde çalışan işçiler gibi bunların da grip aşısını olmasını öneririm. Bunun dışında aslında bakanın söylediği gibi, doğru söylediği gibi şu anda COVID için korunma önlemlerine aynı şekilde devam etmek gerekiyor ve bu da bizi influenza'ya karşı da koruyacaktır. Yani gribe karşı da koruyacaktır. Yani maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemi burada da ortaya çıkıyor. Eğer bu kurallara uyarsak influenza dönemini de rahat atlatabiliriz gibi geliyor bana. Ama ne kadar uyulduğu, insanların buna ne kadar uyabilecekleri. Çünkü şöyle bir eğilim söz konusu. Evet, kurallara uymayan insanlar var. Bu insanları görüyoruz. Hala işte düğün yapanlar, hala maskesiz sokakta dolaşmaya çalışanlar gibi, ama bir de insanların zorunlu yapmaları gerekli olan işleri sırasında da risk altında olduklarını ve ne yazık ki işlerine gitmekten kaynaklı bu riskle karşı karşıya kalacaklarını da unutmamak gerekiyor. Yani bugün İstanbul'da baktığınız zaman sabah işe gitmeye çalışan bir insan kalabalık otobüs, metrobüs duraklarında gidip orada beklemek zorunda. Sonra her ne kadar denetlemeler yapılsa da yeterince olmadığından dolayı o kalabalık minibüslere binmek zorunda ve kalabalık çalışma ortamlarına gitmek zorunda. Fabrikalara, atölyelere gitmek zorunda. Şimdi bu insanlara önerebileceğimiz yegane şey, lütfen çalıştığınız yerlerde, lütfen o yolculuk sırasında çok dikkat edin. Maskenizi hiçbir zaman çıkartmayın. Sosyal mesafeye olabildiğince uymaya çalışın ve yanınızda mutlaka bir dezenfektan bulundurun. Bir yerlere temas ettikten sonra ellerinizi yüzünüze götürmeden önce mutlaka bir kolonya, basit bir kolonya bile bu işi, evet, görebilir. Bu şekilde kendinizi korumaya çalışın diyebilirim ancak. Evet, özetle gardınızı düşürmeyin, hatta daha da güçlendirmenin yolunu arayın diyorsunuz. Hocam, evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve tavsiyeleriniz için. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar Zafer Bey. Sağ olun efendim.